İkinci Dünya Savaşı, huzursuzluklarla dolu bir yüzyılın en büyük destanı olarak tarihe geçti. Benzersiz büyüklükte bir olaydı. Hala hakkında yeni bilgiler ediniyoruz. Gizli silahlar, korkunç taktikler, inanılmaz kahramanlıklar ve sonsuz bir utanç. Bunlar tek bir hayatın, tek bir merminin ya da tek bir bombanın onursuzlukla şerefi, yenilgiyle zaferi, zorbalıkla özgürlüğü ayırdığı zamanlar. İkinci Dünya Savaşı'nın bilinmeyen hikayeleri. Temmuz 1945. Amerika'da bir çölde bir bomba patladı. Çok farklı türde bir bomba. Atomun öfke dolu enerjisi açığa çıkmıştı. Eğer birkaç cesur adam Almanya'nın gizli atom programına karşı savaş açmasaydı, bu güç yanlış kişilerin ellerine düşebilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın doruk noktasında Alman Nazi Partisi hırslı ve acımasız liderinin önderliğinde dünya egemenliğine doğru ilerliyordu. Adolf Hitler dünyayı fethetmek için gereken iradeye sahipti. Tek eksiği bir silahtı. Ve bu silah en umulmayan yerde yapmanın yolunu bulmuştu. Burada, Norveç'in karlı dağlarında birkaç kayaklı asker, Hitler'in dünyanın en güçlü silahına sahip olma hayalini sona erdirecekti. Artık yaşlanan bu askerler, gençliklerinde özgürlük uğruna hayatlarını nasıl tehlikeye attıklarını hatırlıyorlar. Dünyayı fethetme yolunda engel tanımıyorlardı. Bu yüzden durdurulmaları gerektiği düşüncesi giderek güçlendi. Almanlar tarafından yakalanırsak öldürüleceğimizden kesinlikle emindik. Başarı ancak 3 cüretkar girişimden sonra gelecekti. ...9 Nisan 1940... Alman savaş gemileri Oslo Fjordu'na girdi. Blitzkrieg, yani Yıldırım Harekatı Norveç'e gelmişti. Kuşatılan ulus 2 ay içinde teslim olmaya zorlandı. Aslında farkına varmamız biraz zaman aldı. Ama 1940 sonbaharı gelip Norveç'in üstüne karanlık çöktüğünde bunun bir sene önceki Norveç olmadığını kesinlikle görebiliyordunuz. Anlamanız için işgal deneyimini yaşamış olmak gerekiyor. İşgal altındaki bir ülkede yaşamak yaşayabileceğiniz en acı verici şey. Ülkeyi dev bir işgal ordusu istila etmişti. Naziler artık Norveç'te hayatı her yönüyle kontrol ediyorlardı. Norveçli ile Alman arasında yaşanan birebir çatışma yoktu. Hayatımızı en iyi şekilde sürdürmeye devam etmek zorundaydık. Sanırım ortak görüş buydu. Ama tabii ki Norveçlilerin çoğu onlardan nefret ediyordu. Direnişin oluşmaya başladığını anlayınca Norveç'e Gestapo'yu getirdiler. İnsanları tutuklamaya, işkence etmeye, öldürmeye başladılar. İşte onun ardından işgalin halk için gerçek anlamını öğrendik. Hitler'in baskısı ülkenin her köşesine kadar yayılıyordu. Bu uzaktaki Norveç Vadisi'nde Almanlar özel bir ganimet ele geçirdi. Norsk Hidroelektrik Santrali. Dağlarla çevrili santral, derin ve geçilmesi imkansız bir boğaza bakan bir yamacın üstüne kurulmuştu. Naziler açısından burası savaş zamanı üretimleri için ideal bir yerdi. Bombalaması zor ve savunması kolay. Ama Norsk Hidro, Berlin'deki generaller için bundan da fazlasını sunuyordu.
Burası dünyada 1940'ta çok nadir bulunan bir maddenin büyük miktarda üretildiği tek hidroelektrik santraliydi. O madde de döteryum oksit, yani ağır suydu. Fabrikanın kontrolünü ele geçirir geçirmez yüksek seviyede üretime başladılar. Haberler İngiltere'ye ulaştığında müttefikler yaklaşan felaketi gördüler. Bir Alman atom bombasının en muhtemel hedefi olarak İngiltere büyük bir tehlike altındaydı. Onlara ve dünyaya asla unutamayacakları bir ders verene dek onlarla savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi anlamamış olabilirler mi? Winston Churchill'in Nazilere karşı cesaret dolu meydan okuması, işgal edilmiş Avrupa'nın her yerindeki direniş güçleri için bir harekete geçme işareti oldu. Savaşmaya hevesli genç Norveçliler, İngiltere'de toplanan sürgün ordusuna katıldılar. Almanları ülkeden kovmaya çalışmak için göze alamayacağımız fedakarlık yoktu. İngilizler direniş ateşini ağırlamak için özel operasyonlar adında gizli bir örgüt kurdu. Gönüllü oluyordunuz ve Norveç'e tekrar gönderilmeden önce İngilizler tarafından sabotaj ve telsizle istihbarat verme gibi alanlarda eğitime sokuluyordunuz. Birkaç genç direnişçi ağır su santralini yok etmek için gizlice Norveç'e sızacaktı. Aralarında köylüler, şehirli çocuklar, mühendisler, üniversite öğrencileri, sporcular ve muvazzaf askerler vardı. Hitler'in atom bombasına karşı gizli bir savaş üreten hücum kıtası Norveç'te efsane olacaktı. Ve içlerinden bazıları gerçek kahramanlıklarını anlatan 1948 yapımı bu filmde rol alacaklardı. Bu filmin sahneleri zorlu göreve dair bir fikir veriyor. 18 Ekim 1942. Adamlardan dördü vatanlarına tehlikeli gece atlayışıyla döndüler. Görevleri İngiliz patlayıcı ekibini ağır su fabrikasına götürmekti. Atlama bölgesine gitmek için oradan ayrılırken bizim geri döneceğimize inanmadıklarını hissettik. Ve onları neşelendirmek için bizden kurtulmak o kadar da kolay değil. Geri döneceğiz, bekleyin görün dedik. Hedefimiz ağır su üretimiydi. Hepsi bu kadardı. Bunun önemli olduğunu ve yok etmemiz gerektiğini söylediler. Ağır suyun Almanların silah üretimi için önemli olduğunu biliyordum. Ama ne şekilde işe yarayacağını hiç bilmiyordum. Komandoların birinci görevi, santralin kuzeyindeki dev bir ova olan Hardangervida'da gizli bir iniş alanı belirlemekti. Bu büyük araziyi geçen Norveçliler, boş bir kulübeye yerleşip İngiltere ile telsiz bağlantısı kurdular. Operasyon artık başlayabilirdi. İngilizler ilk sortide bombardıman uçakları tarafından çekilen planörler gönderdiler. Bu plan için açık bir havaya ihtiyaç vardı. Ama Norveç üstünde bulutlar, rüzgar ve kar görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirmişti. Aşağıdaki Norveçliler için bu uçuş eli kulağında bir felaketti. Bir bağlantı kurup İngilizleri uyarmaya çalıştım. Ama bu mümkün değildi. Derken bir anda kulaklıklarımda parazit duydum ve çok uzakta olmadıklarını anladım. Hemen ardından uçağın sesini duydum. Tam bize doğru geldi. Üstümüzden geçti ve kayboldu. Yarım saat kadar sonra planörlü diğer uçak doğrudan şekilde bize doğru geldi. Sonra da dönüp uzaklaştı. İngiliz birlikleri buluşma noktasına asla gelmediler. Londra'dan iki planörün ve Halifax'lardan birinin dağlara düştüğü mesajını aldık.
Operasyon böylece tam bir felaketle sonuçlanmıştı. Kazadan sağ kurtulan askerler yakalandı ve idam edildi. Müttefiklerin ağır su üretimine karşı yürüttükleri gizli savaş artık açığa çıkmıştı. Komandolar yakalanmamak için Hardan Gervida'nın içlerine doğru çekildiler. Kar ve buzdan başka neredeyse hiçbir şeyin bulunmadığı topraklarda haftalarca, hatta aylarca yaşamak zorundalardı. Planör görevi başarısız olunca dağlarda kalabilmek için erzağımız da kalmamıştı. Tek umudumuz ren geyikleriydi. Ama o sırada bulunduğumuz bölgede rüzgarın yönü yüzünden ya çok az ren geyiği vardı ya da hiç yoktu. Ren geyiği avlamak çok zordu. Ama Jens Noel'den önceki gün bir ren geyiği vurmayı başardı. Jens'in öğrendiğine göre geyiğin midesini çıkartırsanız yediği likenlerden vitamin alabiliyorsunuz. Biz de karnını kesip midesindeki likenleri çıkardık. Kanla ve her şeyle karıştırıp hayvanın beynini de ekleyerek güzel bir lapa yaptık. Bunu yememiz muhtemelen hayatımızı kurtardı. Ve Noel gecesi gerçekten çok eğlendik. Sohbet ettik. Noel'de çok güzel vakit geçirdik. İyi hatırlıyorum. Çok iyi. Yoldaşlarınızla iyice içli dışlı oluyorsunuz. Daha ağzını açmadan ne diyeceğini biliyorsunuz. Çok güçlülerdi. Dayanma iradesinden başka hiçbir şeyinizin olmayacağı bir yerde dayanmak için gereken iradeye sahiptiler. Kışın en karanlık aylarına katlanabilmeleri gerekiyordu. Ama Nazilerin değerli ağır su stoğu her geçen gün damla damla artıyordu. Londra'nın bir hamle yapması gerekiyordu. Patlayıcılar üzerine uzman ikinci bir Norveç müfrezesi paraşütle Harden Gervide'ye inecek, ağır su santraline saldırı için diğer ekibe katılacaktı. 16 Şubat 1943. Gecenin karanlığında paraşütle komandolar indi. Komandolar artık Hitler'in atom bombasına saldırı yapmaya hazırlardı. Tabii eğer santralin mükemmel ve ölümcül savunmasını aşabilirlerse. Komandolar ağır su santraline saldırmayı imkansız buldular. Sabotajcıların santrale erişebilmek için derin ve dar bir boğazdan geçmeleri gerekiyordu. İçeri giren tek yol bir asma köprüydü. Ve bu köprüde 24 saat boyunca Alman askerleri devreye geziyordu. Doğrudan yapılacak her türlü saldırı başarısız olacaktı. Ama dimdik buz duvarlı boğaz korunmuyordu. Biri bu boğazı geçmenin imkansız olduğunu düşündüğünü söylemişti ama sonra birimizin oraya gün ışığında gidip bakmasına karar verdik. Sabah vadiye indim. Boğazın dibine vardım, nehri geçtim, öbür yakaya tırmanmaya başladım. Sonra da aynı şekilde dağdaki arkadaşlarıma geri döndüm. Ve boğazı geçmenin aslında mümkün olduğunu söyledim. Bunun sizin için çok ama çok tehlikeli olabileceğini hissediyorsunuz. Ve sağ çıkamayacağınızı kabulleniyorsunuz. Nehre doğru indik ve öbür taraftan yukarı tırmandık. Planımız saat 11.30'da saldırı konumuna geçmekti.
Çünkü gece yarısı 12'de köprüde muhafızlar oluyordu. Biz içeri girmeden önce Alman muhafızların nöbet yerinden ayrıldıklarını, santrale doğru gidip kışlalara girdiklerini görmek istiyorduk. Kapıyı zorladığımız sırada hepimiz görüleceğimizi düşündük. Ama hiçbir şey olmadı. İki kişi iki ayrı patlayıcı paketi taşıyorduk. Birimizin vurulması durumunda bir yedek olmalıydı. İmha ekibinin görevi, bodrum katındaki bir odada bulunan ağır su hücrelerine patlayıcı yerleştirmekti. Bu sırada gözetleme yapan arkadaşları bekliyorlardı. Geçen her an yakalanma riskini artırıyordu. Eğer bizi görselerdi, böyle durumlarda harekete geçmemiz gerektiğini biliyordum. Ateş mi edecektim? Bir silah sesi belki de bütün operasyona zarar verirdi. İçeride Norveçli bir işçiyi etkisiz hale getirdiler. Başına bir silah dayayan sabotajcılar patlayıcıları yerleştirdiler. Sadece patlamadan önce kaçmaları için ne kadar süre kalacağını hesaplamak için duraksadılar. Ama tutsakları son anda işlerini böldü. Konuşmamızı kesti ve dedi ki, sorun değil, santrali patlatabilirsiniz. Önemi yok. Ama gözlüklerimi bulabilir miyim? Çünkü bugünlerde Norveç'te yeni gözlük yaptırmak imkansız. Bizim başlatma gözlüklerine dememizi beklersiniz herhalde. Ama bunun yerine işimize ara verip bütün odada adamın gözlüklerini aramaya başladık. Ve sonunda gözlüklerini bulup verdik. Bize çok teşekkür etti ve fitilleri bağlamaya devam ettik. Şimdiye dek şansları yaver gitmişti. Komandoların kaçmak için artık sadece saniyeleri vardı. Ve birkaç dakika sonra, belki bir ya da iki dakika içinde tren yoluna, yanımıza geldiler. Aynen geldiğimiz yoldan geri kaçtık. Yol ve kar durumu bizim açımızdan mükemmeldi. Çünkü tren yolunun kenarında biriken karlar taş gibi sertleşmişti ve hiç iz bırakmadık. Her şey bizden yanaydı. Kararlılık, ustalık ve cesaretleri sayesinde sabotajcılar tek bir adam bile kaybetmeden düşmana ağır hasar verdiler. Ama ağır su Almanlar için çok önemliydi. Ve 6 ay içinde santral tekrar üretime geçti. Müttefikler en kötü ihtimali düşünmek zorundaydılar. Nazi bilim adamları bombayı yapmaya artık daha da yakındılar. Santrale bir saldırı yapılması daha planlandı. Bu seferki havadan olacaktı. Cesur bir gündüz baskınında 176 Amerikan bombardıman uçağı santralin imha edildiğini müjdesini verdi. Baskın santral binalarını tahrip etti ve yakınlardaki bir sığınaktaki sivilleri öldürdü. Ama bodrum katında güvenceye alınan ağır su hiçbir zarar görmemişti. Almanlar üretimin durmasıyla güvenlik açısından operasyonu ana vatanlarına taşımaya karar verdiler. Ama böylece istemeden de olsa komandolara saldırı için son bir şans daha tanıttılar. Londra'dan gelen bilgiye göre Almanlar ellerindeki ağır su depolarını söküp götüreceklerdi. Ekip üyeleri yolu dikkatlice gözlüyorlardı. Ağır su vagonlara yüklenip demir yoluyla Tinşo Gölü'ne götürülecekti. Vagonlar orada bir feribota yüklenip 2 saat sürecek bir yolculukla gölün karşı yakasına geçirilecekti. Doğru yerleştirilmiş bir patlayıcı feribotu içindeki ağır suyla birlikte batırabilirdi.
Ama sivil bir feribotu batırmak, korkunç bir bedel ödemek anlamına geliyordu. Vardığımız sonuç feribotu batırmanın tek çözüm olduğuydu. Sivillere karşı yapılacak bir sabotaj olacaktı. Ve bu sonuçlarıyla yüzleşmemiz gereken çok ciddi bir şeydi. Masum insanların öleceğini hiç aklımızdan çıkarmıyorduk. Ve ölenler herhangi biri olabilirdi. Ryukan küçük bir kasabaydı. Ve bütün sakinleriyle bir aile gibiydi. Komşularının ve arkadaşlarının ölmesinden endişe eden Norveçliler Londra'ya acil bir mesaj geçtiler. Feribot tek zayıf halka ama batırmak Norveçlilerin hayatlarına mal olacak. İngilizler derhal tavizsiz bir yanıt verdi. Bu konu konuşuldu. Ve sonuçta ağır suyun yok edilmesine karar verildi. İyi şanslar. Londra'dan böyle bir mesaj geldiğinde yapmak zorundaydınız. Talimat kesindi ve kendi ailemden binecekler olsa bile bu konuda bir şey yapamazdım. Almanlar feribota hiç muhafız yerleştirmemişlerdi. Tren yolundayken varilleri koruyorlardı ama feribotta hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Sakin bir pazar sabahında saat 10'da feribot limandan saatinde ayrıldı. ...45 dakika sonra kararlaştırılan noktada bir patlama geminin altını parçaladı. Çok ama çok büyük bir patlamaydı. Feribotun burnu süratle yükseldi. Taşıdığı bütün kargo ve vagonlar arkaya sürüklenince gemi daha da dikleşti. Ağır hasar alan feribot çok kısa bir sürede beraberinde masum yolcuları ve Almanların atom bombası projesini de suyun dibine sürükleyerek battı. Feribotun taşıdığı ağır su gemiyle birlikte battı ve hala Tinsho Gölü'nün dibinde yatıyor. Bir süre sonra müttefikler, Nazilerin atom bombası yapacak düzeye asla erişemediklerini öğreneceklerdi. Atom bombası yarışını Amerika kazandı. Almanların yenilgisinden birkaç ay sonra Amerika ilk atom bombasını attı. Ama müttefiklerin elinde atom bombası savaşı kazanmak için kullanıldı. Sürdürmek için değil. Eğer bomba Hitler'de olsaydı, bunu dünyayı yıkmak için kullanabilirdi. Norveçli direnişçiler, onu durdurmak için kendi üstlerine düşeni yaptılar. Görevleri, askeri tarihteki en başarılı sabotajlardan biriydi. Ne pahasına olursa olsun yapılması gerekiyordu ve sonucu çok acı olmuştu. Özgürlük ve barış için savaşmak zorundasınız. Bu her zaman elinizde olan bir şey değil. Onu korumak için her gün mücadele etmeniz gerekiyor. Bu cam bir fanusa benziyor. Kırılması çok kolay, kaybetmesi çok kolay. Amerikalılar 7 Aralık 1941'de Japonlar dünyanın öbür ucunda Pearl Harbor'a harap ettiklerinde özgürlüğün bedelini öğrendiler. Bu ani saldırı, o zamanların gizli silahlarını da içeriyordu. Hızlı, ölümcül ve artık kullanımdan kalkmış cüce denizaltılar. Ulusal Park Hizmetleri ve Amerikan donanması, batık bir Japon cüce denizaltısı arıyor. Küçük deniz aracı, Japonlar Pearl Harbor'ı yakıp yıkmadan bir saat önce bir Amerikan destroyeri tarafından batırılmış. Bu karşılaşma Amerikan güçlerine az sonra savaş gemilerine bombaların ve torpidoların yağmaya başlayacağı yönünde bir uyarı olabilirdi. Ama olmadı.
Deniz arkeoloğu Dan Lenehan cüce denizaltıyı bulma operasyonunu yönetti. Jim Delgado projenin tarihçisiydi. İşbirlikçileri Pearl Harbor'ın derinliklerinde daha önce yapılmış çalışmalar sayesinde doldu. Geçmişteki bir çatışmanın kanıtlarını aradılar. Beş cüce denizaltının su altında gerçekleştirdiği bir savaş. Denizaltılardan biri özel bir rol üstlenmişti. Girişin dışında bulunan denizaltının durumu özellikle heyecan vericiydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika ile Japonya arasındaki ilk çarpışmayı temsil ediyordu. Ve unutmamalısınız ki bu denizaltı uçaklar Pearl Harbor'ı bombalamadan bir saat önce batırılmıştı. Eğer bulabilirsek inanılmaz derecede önemli bir keşif olacak. Minyatür denizaltı araştırması zeminde enkaz ve molozlarla kaplı 1,5 kilometre karelik bir alan üzerine odaklandı. Bu bölge bir savaş kalıntıları mezarlığı. Mesela bu eski donanma uçağı gibi. 300 metre derinlikte ve karanlıkta her şey denizaltıya benzemeye başlıyor. Ama aradıkları şey yaklaşık 2 metreye 24 metre boyutlarındaydı. İki torpido taşıyordu ve bir subayla bir navigatör tarafından yönetiliyordu. İçine girecek, oturacak ve bekleyeceklerdi. Sonra uçaklar gelip saldırı gerçekleştiğinde ve Pearl Harbor'da kıyamet koptuğunda yüzeye çıkacak, torpidoları ateşleyecek, verebildikleri kadar hasar verecek, Ford Adası'nın etrafında dolaşacak, ana denizaltılarla buluşacağı noktaya gidecek ve oradan da Japonya'ya döneceklerdi. Ama denizaltılar 6 Aralık 1941 gece yarısından önce Diamond Head açıklarında savaş konumlarına geçti. İmparatorluk donanmasının özel görev filosunun ilerisinden gidiyorlardı. Her ana geminin gövdesine bağlı bir cüce denizaltı vardı. Büyük gemiler cüceleri şafaktan önce salıp saldırıdan sonra toplayacaktı. Ama küçük denizaltılar savaştan asla dönemedi. Yıllardır beklenen dev bir çarpışmaya gidiyorlardı. Japonlar 10 yıldan kısa bir sürede Asya'da, Mançurya'dan Fransız Hindiçin'ine kadar birçok yeri işgal etmişlerdi. Müttefiklerin silah ambargosuna rağmen giderek güçleniyorlardı. 1941 sonuna gelindiğinde Güneydoğu Asya'nın engin kaynakları Güneş İmparatorluğu'nun önüne serilmişti. Asya'nın tek güvencesi dağılmış halde bulunan Hollanda ve İngiliz karakollarıyla Amerika Birleşik Devletleri Pasifik donanmasıydı. Sanırım savaşın patlayacağı konusunda herkes hemfikirdi ama kimsenin bunun burada Pearl Harbor'da olmasını beklediğini sanmam. 6400 kilometre ötedeki bir adaya sürpriz saldırı yapabilmek Japon liderlerine de imkansızmış gibi görünüyordu. Ama Amiral Isoroku Yamamoto onları uyuyan dev Amerika'yı zararsız hale getirmenin tek yolunun bu olduğunu ikna etti. Japonların Amerika'nın Pasifik donanmasını ezmesi gerekiyordu. Bu Oahu'nun doğal limanındaki ana üsse saldırmaları anlamına gelse bile. Japon pilotları 1941 sonbaharında çok sıkı bir eğitimden geçirildi. Sınıflarının en hızlı araçları olan cüce denizaltıları kumanda etmesi için seçilen denizciler de öyle. Kendilerine çok yakında zafere ulaşma fırsatı tanınacaktı. Japon diplomatları son dakikaya kadar Washington'da barış için görüşmeler yapmaya devam ettiler. Japonya Büyükelçisi bile yaklaşan saldırıdan habersizdi. ...7 Aralık 1941. Oahu uykudayken Japon ordusu Pearl Harbor'a saldırı mesafesine 350 savaş uçağı getirdi. Sadece 320 kilometre uzaklıktaydılar. Askeri istihbarat ekipleri Washington'da Japonya'nın diplomasi şifrelerini çözmüşlerdi. Pasifik'te bir yerde bir armada olduğunu biliyorlardı. Ama hedefini bilmiyorlardı. Diamond Head yakınlarında şafağın sökmesi yaklaşıyordu. Japon ana denizaltılar cüce denizaltıları salmak için yüzeye çıktılar. Ama yanlış giden bir şey oldu. Sabah 6.30'da bir deniz uçağı pilotu ve bir şilebin mürettebatı Pearl Harbor'a garip bir denizaltının yaklaştığını bildirdiler. Yakınlardaki USS World Destroyer'inin kaptanı düşmanların filonun içine sızmaya çalıştıklarını anladı. Topçuları ateş açtı. Cüce denizaltı 300 metre derinliğe doğru batmaya başladı. Sualtı bombaları işini tamamen bitirdi. World batırdığı denizaltının haberini iki kere geçti. Ama bölge karargahı Pasifik Donanması Komutanı Hazmat Ekimal'ı uyarmadan önce yarım saat bekledi. Bu gecikme tam saldırganların ihtiyaç duyduğu süreydi.
Batırılan denizaltının haberi az sonra olacakları önleyebilirdi. Bu denizaltıyı bombaladıklarının mesajını telsizle iletmişlerdi. Amiral Kimmel'a mesaj ulaşmadı. Ancak uçakların geldiği görüldüğünde, yani saldırı başlamadan hemen birkaç dakika önce amirale telefon açıldı ve Wharton kaptanından bize bir mesaj geldi. Savunma bölgesinde olan bir denizaltıdan kendisine ateş açıldığını söyledi. Kimmel de bana neden haber verilmedi dedi. Tam üniformasını giyip dışarı çıktığında uçaklar tepesinden geçti ve bombalama başladı. Sekize beş kala Doğan Güneş armasını taşıyan torpido uçakları Ford Adası'nın üstünde uçuyordu. Onlara 51 pikeci bombardıman uçağı, 49 ağır bombardıman uçağı ve 43 savaş uçağı eşlik ediyordu. Amerikan denizcileri bunun bir tatbikat olduğunu sandılar. Bombalar ve mermiler onları kahvaltı ettikleri, üniformalarını ütüledikleri ya da ölümcül gökyüzünü seyrettikleri sırada yakalamıştı. Arizona, Oklahoma, Kaliforniya. Büyük gemiler bir bir battı. Sadece West Virginia'ya 6 torpido ve sayısız bomba isabet etti. Pearl Harbor'ın hava savunması havalanamadan pistte yok edildi. Sadece bir avuç pilot düşman uçaklarıyla dolu gökyüzüne havalanmayı başarabildi. Cüce denizaltıların sırası gelmişti. Ama içlerinden biri Ward tarafından batırılmıştı. İkinci bir denizaltı daha limanın dışında sualtı bombasıyla batırıldı. Kalan üç denizaltıdan ikisi büyük savaş gemilerine tehdit oluşturuyordu. Uçakların saldırı dalgalarının arasında üçüncü denizaltı bir torpido ateşledi ve ıskaladı. Hemen ardından açık denize yönelen bir destroyer denizaltıya önce çarptı, sonra da sualtı bombası attı. Denizaltı mürettebatıyla birlikte battı. Japonların saldırısı devam ediyordu. Ama artık duman ve uçak savar ateşi hedeflerine ulaşmalarını engelliyordu. Uyuyan dev uyanmıştı. Cephane deposuna isabet eden bombayla parçalanan Arizona alevler içinde battı. Sağ kurtulanlar dökülen yakıt yüzünden alevlerle kaplanan suda hapis kaldılar. Japonya'nın zekice ve merhametsiz saldırısı 2400'den fazla Amerikalı'nın canını almış ve Pasifik'teki Amerikan savaş gemilerinin çoğunu işe yaramaz hale getirmişti. Cüce denizaltıları içinse savaş o kadar şanlı olmamıştı. İki tanesi hala Hawaii sularında dolaşıyordu. Limandaki savaş gemilerine torpido atmış olması muhtemel 4 numara o akşam Japon donanmasına zafer haberini iletti. Ardından kayboldu ve bir daha kimse ondan haber alamadı. Denizaltılar başarı gösterememiş olabilirlerdi. Ama Japonya'nın kahramanlara ihtiyacı vardı. Propaganda mekanizması denizaltıların mürettebatını Pearl Harbor'ın 9 genç tanrısı olarak diriltti. Savaş zamanına ait bu Japon filmi onları abartılı bir lüks içinde gösteriyordu. Gerçekte yaşadıkları bölmeler aşırı dardı ve akülerden çıkan dumanla kaplıydı. Cüce denizaltılar Pearl Harbor'da karmaşa yarattı ama savaşın sonucunu etkilemedi. Peki ya Pearl Harbor'daki son denizaltı? Azteğmen, Kazuo Sakamaki kumandasındaki denizaltıyı batmaktan da kötü bir son bekliyordu. 8 Aralık'ta Başkan Franklin D. Roosevelt savaş ilan ettiğinde Sakamaki'nin denizaltısı arızalı jiroskopu yüzünden Oahu'nun uzak bir sahilinde karaya oturdu. Denizaltı düzgün çalışmıyordu. Adanın bütün çevresini dolaşıp öbür uca çıktı ve 8 Aralık sabahı Bellows'ta karaya oturdu. Orada o ve navigatörü gemiyi patlatmaya çalıştılar ama başaramadılar. Suya atladılar. Navigatör hemen boğuldu. Ama Sakamaki sahile sürüklenip Amerika'nın Pasifik'te ele geçirdiği ilk düşman oldu. Savaş esiri No. 1. Sakamaki savaşı hapiste geçirdi. Denizaltısı savaş tahvillerini satmaya yardımcı olması için kötü günlerin bir anısı olarak bütün Amerika'da dolaştırıldı. Japonya, Amerikan donanmasına karşı her şeyini kullandıktan sonra dehşet verici yeni bir silah çıkardı. Kamikaze saldırılarının bıraktığı yaralar uzun yıllar boyunca iki tarafta da sessizliğe neden oldu.
Ama bu savaşlarda çarpışanlar asla unutmayacak. ...1944, Japonya yaklaşan yenilgiyi engellemek için delice bir son hamle yapıyor. Amerikalıların anlaması mümkün olmayan bir şekilde İmparator binlerce askere kesin bir ölüme gitmeleri emrini veriyor. Pilotlar saldırıdan önce bir kade sake içiyorlar. Bu bir savaşçının kendisini bekleyen ölümü selamlayışı. Onlar kamikazelerdi. Kamikaze, Japonları Moğol işgalcilerden kurtaran bir tayfunun adıydı. İçlerinden bazıları deneyimli pilotlardı ama çoğu ülkelerinin şanı için ölmeye istekli idealist öğrencilerdi. Kamikazeler düşmanlarına çok büyük zararlar verdiler. 3000'den fazla pilot ölüme uçtu. 57 gemi batırdılar ve 300'den fazlasına hasar verdiler. Saldırılarıyla 3000'den fazla Amerikalıyı öldürdüler ve 6000'den fazlasını yaraladılar. Kamikazeler, Amerikan donanmasına karşı kullanılmış en ölümcül silahtı. O kadar ürkütücü derecede etkiliydi ki başlarda varlıkları Amerikan halkından saklandı. ...16 Nisan 1945'te kamikazeler USS Lafayette'i savaş dışı bıraktı. Lafayette tekrar yapıldı. Şimdi Kuzey Carolina'nın Charleston şehrinde müze gemisi. Bugün ziyaretçileri var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki kaptanı ve mürettebatından 4 kişi. Gemilerini görmek bu silah arkadaşlarının sayısız hatırasını canlandırıyor. 1995'te ölen Amiral F. Julian Becton bu röportajı verdiği sırada 81 yaşındaydı. Lafayette Normandiya çıkarmasında ve Filipinler'de kumanda etmişti. Okinawa'ya doğru ilerlerken onları bekleyen tehlikelerin farkındaydı. Kamikazeler Japonların savaş sırasında geliştirdikleri en etkili silahtı. Bunu yapmak onların açısından son derece umutsuz bir hareketti. Ama oradaki gemilerimize karşı korkunç etkiliydi. Asteğmen James Stanley, Lafayette'deki üstün hizmetleri için gümüş yıldız madalyası almıştı. Kamikazeler hakkındaki görüşüm, onların yanlış yönlendirilmiş insanlar olduklarıydı. Sonra haklarında daha fazlasını öğrendik. Duyduk ki evet, kendilerine kutsal rüzgarın oğulları ya da öyle bir şey diyorlarmış. Biz onlara tek yönçerliler diyorduk, onlardan ölümüne korkuyorduk. Çünkü ne yaparsanız yapın onları düşüremediğiniz sürece üzerinize geliyorlardı. Yardımcı topçu Lawrence Delusky daha 21. yaşına basmadan bronz yıldız alacaktı. Herkesin düşüncesi kendinedir. Kendi fikirleri vardır. Onlarınki bizimkine uymuyordu. 45 yıl önce şimdiki gibi kayıtsız değildim. O zamanlar hepsini öldürmeye hazırdım. Japonya'da başka bir silah arkadaşları grubu tekrar bir araya gelmek için toplanıyor. Bu adamlar bir zamanlar kamikaze gücünün en seçkinleri arasındaydı. Gök gürültüsü tanrıları. Çoktan ölmüş olmaları gerekirdi ama hayatta kaldılar. Bazıları destek gücü olarak uçtu. Bazıları da Amerika'nın ana vatanlarını işgal etmesi durumunda kullanılmak üzere bekletildi. Şimdi çoktan unutulmuş olsalar da bir zamanlar muhteşem bir saldırı timiydiler. Silahlarının adı Okay'dı. Yani açan kiraz çiçeği. Amerikalılarsa buna Baka adını taktılar. Yani Japonca'da kaçık. Bunlar farklı türde bir kamikaze saldırısı silahı. Okinawa'da bir Baka bombası ele geçirildi. Bu 2,5 ton ağırlığında bir uçan bomba. Bir ana uçaktan bırakılıyor ve içinde intihar bombacısı taşıyor. 3 adet roket itiş sistemi hedefe yaklaşırken ateşleniyor ve uçağı saatte 850 kilometre maksimum sürate ulaştırıyor. Baka'nın şiddeti zırh delici 1200 kiloluk bir savaş başlığı kadar. Bu kamikaze birlikleri için özel olarak geliştirilen ilk silah. Yedek teğmen Hashiro Hosokawa bir Oka filosunun kıdemli üyesiydi. Evet.
Japonca'da inuchune diye bir sözcük vardır. İt gibi ölmek, boşuna ölmek anlamını taşır. Bu onursuz ve ziyankar bir ölümdür. Ben pilot olduğumda durum zaten o kadar kötüydü ki alışıldık şekilde savaşmanın bir faydası yoktu. Elit pilotlar olarak seçilmiştik. Her birimize bir kafa bandı ve bıçak verildi. Bunun sadece okalara yani insan torpido birliklerine verilen bir ayrıcalık olduğunu ve şerefli bir şekilde öleceğimizi düşünüyorduk. Onlar gök gürültüsü tanrılarıydı. Hepsi de gönüllü olmuştu. Hepsi ölmeye hazırdı. Her yıl ölmüş yoldaşlarını anmak için toplanıyorlar. Kumandan Kunihiro Iwaki bölüğün ikinci komutanıydı. O zamanlar savaş Japonya için o kadar kötü gidiyordu ki normal askeri taktiklerle uzaktan yakından alakalı hiçbir şeyin işe yaramayacağının farkına vardık. Öncelikle Amerikan uçak gemilerini batırabilmek için askeri anlamda en akla gelmez ve anlaşılmaz olanı yapmalıydık. Bu durumlar karşısında askerlerimiz bu son çarpışmada bombayla tek vücut olmaları gerektiğini anladılar. Teğmen Morimasa Yunokawa bir oka birliğine kumanda ediyordu. Ölüm düşüncesi aklından sadece bir anlığına geçti. O sırada sadece hizmet etmeyi düşünüyordum. O zamanki durumu anlamak için kendinizi ne kadar zorlarsanız da bu barış zamanlarında anlayabileceğinizi sanmam. Bir kamikaze gemiyi tek başına batırabilirdi. Ama her uçağın başarı için sadece tek bir şansı vardı. Pilotların zırhlıları ve uçak gemilerini hedef almaları gerekiyordu ama destroyerlerle radar sistemleri de hedefti. Lafey'deki gergin denizciler ortadan ikiye bölünüp aniden batan radar gemilerinin hikayelerini anlatıp duruyorlardı. Mürettebat sürekli en güvenli yerin neresi olduğu üzerine tartışırdı. En önemli konu buydu. Aşağısı mı daha güvenli, güverte mi daha güvenli, köprü mü ya da artık neresi ise. Hangisinin en güvenli yer olduğu ile ilgili hepsinin kendi teorileri vardı ama tabii ki güvenli yer diye bir şey yoktu. Nisan 1945'te Japonya'nın etrafındaki çember daralıyordu. Okinawa Savaşı başladığında destroyerler Japonya'ya 80 kilometre yaklaşmışlardı. Bu da kamikazeleri anavatandan havalanmaya teşvik ediyordu. İntihar pilotları bu bölgede birçok destroyer batırmıştı ve şimdi de Lafey'in nöbet sırası gelmişti. Gemi 16 Nisan'da bölgedeki 3. gününe girdi. Mürettebatın sinirleri gergindi. Sabah 8.27'de Lafey'e doğru gelen ilk uçak görüldü. İlk gelen uçaklar epey uzakta çember çizip duruyorlardı. Belki de 8-10 kilometre ötede. Ve derken bir anda sanki bir sinyal almışlar gibi yaklaşmaya başladılar. Başta birer ikişer geldiler ama sonra aynı anda bir sürü uçak gelmeye başladı. Ve hepsini birden ateşle püskürtmek imkansızlaştı. İşte o zaman gemi isabet almaya başladı. Lafey mürettebatı 80 dakika boyunca bir gemiye karşı gerçekleştirilmiş en ağır kamikaze saldırısına karşı koydu. Atlattığımız en büyük tehlike sancak tarafından gelen bir uçaktı. İlk gördüğümde deniz üzerinde çok alçaktan yaklaşıyordu. 10 kilometre kadar uzaktaydı. Eğer topçularımız uçağı indirmezse kesin ölümümüze 8 saniye kadar kaldığını fark ettim. Burundaki uçak savarımız ona doğru durmaksızın ateş ediyordu.
Mermilerin hepsinin sağa sola gittiğini ve uçağı ıskaladığını gördüm. Ben de topu hafif çevirdim ve bir sonraki mermi tam burnuna isabet etti ve uçak patladı. Bu uçak çarpsaydı kesin hepimizin sonu olurdu. Uçak resmen paramparça oldu ve herkes derin bir oh çekti. Bunun hemen ardından bir uçak Pruva tarafından gökyüzünden, bir uçak da aynı tarafta ama alçaktan geldi. Tekrar başlamıştık. ...16 Nisan sabahı bir kamikaze uçağı bizi tam buradan vurdu. Öyle bir şiddetle çarptı ki bu top parçalandı ve namlusu 45 derece havaya dikildi. Uçağın motoru sol taraftaki topun orada sürüklenmeye başlayıp... ...bu taraftaki topun arkasındaki lombar ağzına kadar geldi. Ve buraya çarptığında ben güverteden 5 metre yukarı fırladım. Tekrar kendime geldiğimde işte şuradaydım. Destroyer 8 saldırı atlattı. Okinawa'da Japon intihar pilotlarının saldırılarıyla uçtan uca yırtılan destroyer USS Lafey eve dönüyor. Japonlar Lafey'e bütün güçleriyle saldırdı. Onu batırmak için gerçekleştirilen vahşi saldırıda 22 intihar pilotu yer aldı. Bombalarla yüklü 7 uçak güvertesine çakıldı. Sonuçta Lafey 9 düşman uçağını düşürdü fakat cesur mürettebatından 32 kişi öldü ya da kayboldu ve 60'ı da yaralandı. Kaptanı kumandan Becton'ın sözleriyle Lafey gerçekten de ölmeyi reddeden gemiydi. Konvansiyonel uçaklar kullanan kamikaze pilotları korkunç hasara neden oldu. Ama Oka Birliği asla savaşın sonucunu değiştirebilme fırsatını elde edemedi. Okaları taşıyan bombardıman uçakları yavaştı ve Amerikan savaş uçakları onların çoğunu ölümcül kargolarını bırakmadan düşürdü. Savaşın sonunda Hosokawa birliğinin hayatta kalan tek subayıydı. Savaştan barışa geçişte sorunlar yaşadı. Savaş bir anda bitmişti ve ben tayfunun merkezinde kalan biri gibi hissediyordum. Tayfun bir anda sona ermişti. Hava açık ve güzeldi. Benden başka kimse kalmamıştı. Neden diye soruyordum. Bu çok garip ve anlayamadığım bir histi. Neden tayfun canımı bağışlamıştı? Onlar doğru olduğuna inandıkları şeyi yapıyordu. Aynı bizim doğru olduğuna inandığımız şeyi yaptığımız gibi. Bu böyle olmalı. Yoksa inanmadığınız bir şey için hayatınızı nasıl tehlikeye atardınız?